Sevgili dostlarım yeni konu yeni şans. Series solutions. Ve bu series solutions'a geçmeden önce bu power series ile ilgili temel kavramları hatırlatmak istiyorum ki yani kalkülüs göreli bir zaman olmuş olabilir birkaç dönem. Bunları hatırlatmakta fayda var. Şimdi ilk önce bu power series as a sum konusundan başlayalım. Power series as a sum nasıl oluyordu? Bizim iki tane arkadaşımız oluyordu. Yani gerçek gerçek ikisi de aynı şeye bağlı da. Around X0. Power series around X0 oluyordu. Bu sum S eşittir. Toplam n0'dan sonsuza kadar bu seri. Şurada bir sequence oluyordu. Cn. Ve bu power'lar da x-x0'ın en kuvveti şeklinde gerçekleşiyordu. Şimdi around 0 diyelim. Yani around x eşittir 0 aslında. Tabii x eşittir 0 olunca da şuradaki x0 yerine 0 gelmiş oluyor. Belki şunu şöyle yazmak. Around x eşittir x 0. Bir de around x eşittir 0 yazmak daha iyi, iyi olabilir. Dolayısıyla x 0 yerine 0 yazdığımızda ki biz genelde özellikle hesaplamalı sorularımızda bu serisi kullanacağız. Burada da cn çarpı x üzeri n formülünü elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla ve buradaki şeye de x 0'a da Center deniyor. Şurada Radius and Center of Convergence diye bir arkadaşımız var. Yani Center dediğimiz şu X0 olmuş oluyor. Şu yukarıdaki serideki X0. Aşağıdaki seride de Center'ımız 0 olmuş oluyor. Şimdi bu Power serisi nasıl oluyor? Mesela şurada birkaç tane basit örnek verelim. Example 1 diyeyim mesela. Şimdi şurada bir seri uyduralım. S eşittir. Toplam. N sıfırdan sonsuza giderken. 4N artı 3 çarpı x üzeri n serisini düşünelim. Ha burada ne yapacağız? Şu toplam sembolünde n'i tek tek yerine koyacağız. n yani yerine 0 koyduğumuzda şurası gider, şurası da gider. Geriye kaldı 3. 3 artı n yani yerine 1 koyduğumuzda yani x'in katsayısını elde etmiş oluruz. Burası da 7x. n yani yerine 2 koyduğumuzda x karenin kat sayısını elde etmiş oluruz ki 4 kere 3 pardon, 4 kere 2 8 3 daha 11. Burası 11x kare. Tabi şu n'in katsayısı 4 olduğu için şu katsayılar da 4'er 4'er artacaktır. Bunu lise bilgilerinizden hatırlayın. Dolayısıyla burası da 15x küp 19x üzeri 4 çarp çırp diye devam edecek. Ya da bir de bu problemi bazen de tersten düşünmemiz gerekecek. Yani tersten düşünmekten de kastım şu. Mesela şöyle bir seri düşünün. 8 eksi 2x artı kök 39 x küp artı falan diye devam eden bir seri düşünün. Şimdi burada da diyeceğiz ki şu kat sayılar ya şunlar. Yani şu 4 n artı 3 neyin yerine gelmiş oldu? Şurada cn'in yerine gelmiş oldu. cn. Burada diyeceğiz ki biz bu seriyi eğer toplam cn çarpı x üzeri n şeklinde yazsaydık. N sıfırdan sonsuza kadar giderken. O durumda bizim c sıfırımız 8 olurdu. C birimiz eksi 2 olurdu. Hatırlayın şey dikkat edin x karenin katsayısı yok. Dolayısıyla c 2'miz 0 olurdu diyeceğiz. C 3'ümüz küp kök 39 olurdu. Cart olurdu cürt olurdu diyeceğiz. Yani şu sequence'ın açık bir şekilde formülü olabilir. Ya da şeyin biz a, bu seri yazılımının bazı durumlarda ilk birkaç terimini elde etmekle yetineceğiz. Evet şimdi power serileriyle ilgili yani bu toplam sembolü ilgili genel kavramları hatırlamış olduk. Şimdi bazı durumlarda bu power serileri ya yani bu sonsuz toplam bir fonksiyonun açılımı olmuş oluyor. Zaten buna power series expansion diyorduk hatırlarsanız. İşte bir Taylor series, Maclaurin series gibi kavramlarımız vardı. Dolayısıyla burada da yani şu arkadaşımızı f of x'e eşitleyeceğiz. f of x eşittir toplam n sıfırdan sonsuza kadar cn çarpı x eksi x sıfır üzeri n. Ya da eğer x sıfır yerine sıfır gelmişse hatırlayın ya yani bunların birisi Taylor seri diye bir, birisi Maclaurin seriye benziyordu. x sıfır yerine sıfır koyunca Maclaurin serisini elde ediyorduk. Onların işte bazı özel fonksiyonlar için e, eşitliklerini ezbere bilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada da n eşittir sıfırdan sonsuza kadar cn çarpı x üzeri n olmuş oluyor. Around şey x0, x sıfır x eşittir sıfır. Şimdi buraya da bir example verelim. Şu şeyi, örneği çoğunu satılacaksınız zaten hemen yazınca. 1 bölü 1-x diye bir fonksiyon vardı hatırlayınız. Bu da toplam n sıfırdan sonsuza kadar giderken x üzeri n oluyordu. Ha burada cn ne oldu? Yani şuradaki aşağıdaki cn. Burada cn ne oldu? Cn burada sabit bir e, sekons olmuş oldu. cn eşittir 1. Yani bütün terimleri 1 olan bir sekons olmuş oldu. Bu ikinci durumda. Evet. Burayla ilgili temel kavramlarımız da bunlardı. Şimdi bir de radius of radius and center of convergence'ı hatırlayalım. Şimdi bu radius and center of convergence mesela şu. Şimdi şu arkadaşımız yani şu sağ taraftaki power serisinin sol taraftaki fonksiyona eşit olması bu tabi her zaman doğru olmuyordu. Bu x'in bazı değer. Ya gerçi her zaman doğru ya zorunlu olarak her zaman doğru olmuyor. Öyle söylemek daha doğru. Mesela burada şey diyorduk hatırlarsanız. For eksi bir x bir diyorduk. Şimdi bu for eksi bir x bir söylemi aslında bu center ve radius of convergence dediğimiz kavramı ortaya çıkaracak bizim. Şimdi bu gördüğünüz gibi zaten şey şu x sıfıra center demiştik ve şurada center'ımız açık bir şekilde sıfır. Çünkü şuraya benzeterek yazdık. Şimdi bu dolayısıyla center'ımız sıfır. Ha buradaki bir şeyimiz intervalımız ne? Şuna da interval of convergence diyeceğiz. Intervalımız eksi 1 ile artı 1. Ve her zaman bu interval center x radius. Ha center'a x0 diyelim. Tabi. Şöyle c, c, ile karışmasın. x0 eksi radius ve x0 artı radius şeklinde gerçekleşir. Şu interval ve bazen endpointler dahil oluyordu. Bazen de olmuyordu. Şimdi dolayısıyla Burada do dolayısıyla ne demiş olduk? Ha şimdi bizim e, bu interval of convergence'ımızı bunu şey interval of convergence'ı şöyle söyleyelim. Interval of ha gerçi bir dakika Ö önce power serimizi mi yazalım? Power serimizi. gel şuradan hemen copy paste yapabiliriz ya. Şöyle kopyalayıp şuraya yapıştıralım. Power serimizi. Yani şu özdeşlik yani bu, bu sol taraftaki fonksiyonu sağ taraftaki şeye seriye eşit olması ne zaman doğru oluyor? Dediğimizde bunun bir interval of convergence'ı vardır diyorduk hatırlayınız. Ya demin dediğimiz şey aslında. Ama bunu genelleştiriyoruz şimdi. Interval of convergence. Ve bu interval of convergence şurada gösterdiğimiz gibi her zaman bu merkezde x0 oluyor. Ve x0 artı eksi r oluyor. Yani bu eğer bizim interval of convergence'ı I, sub c diye gösterirsek buraya x0 artı eksi c diye şey yapabiliriz. Söyleyebiliriz. Ha, bu x0 artı eksi c'yi de şu şekilde e, ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki bu interval of convergence'ımız bizim. Yani r eksi c ne demek? Ben çıkardığım zaman lower bound elde ediyorum. Eklediğim zaman da upper bound elde ediyorum. Dolayısıyla buradaki interval of convergence'ımız şöyle daha güzel yazalım şöyle. Interval of convergence'ımız x0 eksi c bizim lower bound'umuz oldu. x0 artı c bizim upper bound'umuz oldu. Ama bir de bu x0 eksi c ile x0 artı c'nin kendileri de olabilir. Yani union uh, possible possible endpoints diyelim. Endpoints. Yani bu sağ taraf veya sol taraf veya ikisi de birden de kapalı aralık da olabiliyordu. Onları fonksiyonda yerine koyup deniyorduk. Ve bunların olup olmadığını da şeyle yapıyorduk. Hatırlayınız. Ratio test diye bir şey yapıyorduk. Ve bu ratio test şöyle olmuş oluyordu. Yani bu ratio testi şöyle düşünelim. Bir S0 serisi düşünelim. S0 toplam n sıfırdan sonsuza kadar cn. Sadece şu cn'lerin toplamının bir e, serisini düşünelim. Bu şey sorumuz da şuydu. Yani bu s sıfırı serisi convergent mıdır? Divergent mıdır? Yoksa nedir? Şimdi burada bir l hesaplıyorduk hatırlayınız. Bu l de limit en sonsuza giderken cn artı 1 bölü cn limiti oluyordu. Yani dolayısıyla şunun bir fazlasını orada yerine koyuyorduk. Sonra cn'e bölüp limitini alıyorduk. Ve burada da söylemek istediğimiz aslında vermek istediğimiz formül ha. İşte bu şey oluyordu. S0 serisi de aa, nasıl oluyordu? Onu şuraya yazalım mı kısaca? Şöyle yazalım. Mesela convergent oluyordu ne zaman? L1'den küçükse. Divergent oluyordu ne zaman? L1'den büyükse. L1'e eşitse test fails oluyordu. Yani convergent olabilir, divergent de olabilir oluyordu. Dolayısıyla L1 yapan değeri fonksiyonda yerine koyup denememiz gerekiyordu. Bütün bu muhabbetinde aslında geldiği nokta bizim Power serilerimizde Radius of Convergence'ımız 1 bölü L oluyordu. Yani bu bir kalkülüs dersi olmadığı için bunların uzun uzun derivation'larını yapıp yani her birine ayrı ayrı örnekler falan vermeyeceğim. Sadece şu sol tarafta şey sağ taraftaki arkadaş kıymetli olabilir. Yani onunla ilgili bir yani ufak bir örnek yapacağız ama gerçi o da bizim seri solution'sında da pek kullanmayacağımız konular bunlar. Ama asıl burada kıymetli olan yani bir seri fonksiyonu seri halinde yazılması. Ondan sonra buna power seri istenmesi. İşte bu power serisinin bir McLaren ve Tyler serileri oluyordu ve ileride biz başka bir seri göreceğiz. Fourier series göreceğiz. Aslında aynı hani şey yani bu <laughs> seri kavramında ve asıl burada tanıtılmasında fayda var ama yani karşımıza işte ratio test yapın. Vay efendim interval of convergence'ı bulun gibi şeyler gelmeyecek. Yine de Ha, dediğim gibi onlarda da yani bir ısınma turu olarak, ön sevişme sorusu olarak şöyle bir şey yapalım. Üstünden geçelim. Şimdi bakalım sorumuza. Find the radius and interval. Şunu sonradan aklıma geldi. Şuraya yazdım. Find the radius and interval of convergence of the power series. Yani aşağıda bize bir power series verdi. O power series'in radius ve interval of convergence'ını bulacağız. Yukarıda yaptığımız gibi. Şimdi bunu yapabilmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Bunu bir her zaman yaptığımız gibi general forma benzetmemiz lazım. Yani bu matematikte her şey formlar üzerinden dönüyor. Ondan bu form muhabbeti ya yani uh, cannot be underestimated diyeyim yani şey. Türkçede o, o, söylemin deyimin tam karşılığı nedir şimdi bilemedim. Bunu buradaki cn'i bulmamız lazım ki bizim buradaki cn'den şey bu bizim center'ın ha şey sonuçta bizim center'ımız 0. Bu CN'i bulmamız lazım ki yukarıdaki L formülünü şey yapabileyim, kullanabileyim. Yani CN'i bulduktan sonra CN'in bir fazlasını CN'e bölüp oradan bir şey elde edeceğim. Ratio elde edeceğim. Onun en sonsuza giderken limitini alacağım. Sonra diyeceğim ki benim radius of Convergence'ım şudur diyeceğim. Radius of Convergence'ım şu olduğu için şu Interval of Convergence'ı bulma şansım olacak. Yani şey x0'ımız 0. Yani eksi r ile r arasında Zaten bu şeydir diyeceğiz. Zaten bu convergenttır diyeceğiz bir de endpoint'leri check edeceğiz. Ama şurada ya sanki şu reduce of convergence'a her yerde tutarlı bir şekilde R desek daha doğru olur. Şu Cn ile karışmasın. Ya belki yani bilmiyorum. Notalarak falan çalışıyorsanız şunları R yapmanızda fayda görmüyor değilim. Görmüyor değilsem ne kalıyor geriye? Görüyorum yani o şey. Biliyorsunuz binary logikte çalışıyoruz. Ee, neydi o? Law of excluded middle. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Bir önerme ya, ya doğrudur ya yanlıştır. Parçalı doğru olamaz diyordu classical logikte. Tabi şeyde de fuzzy logikte de doğru olma ihtimalini şey yapan öngören bir olasılık hesapları falan filan oluyordu. Onu ileride logic dersi falan çekersem siz de o derslere ihtiyaç duyarsanız ya da ilgi duyarsanız belki şey yaparız. Ya bu da lojik konusunda bir başlangıçımız olmuş olsun. Evet. Anyway. Şimdi şuradaki cn'i bulalım. Buradaki cn'i nasıl bulacağız? Ha, şu arkadaşı yani şu arkadaşı nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım. Şimdi o arkadaşı öyle yazdığım zaman şimdi bir defa şey şu 3 çarpı 3 üzeri 2 yeni 3'ün karesi üzeri n diye yazabiliriz. Çarpı şu 10x'in n'inci kuvvetini de 10 üzeri n çarpı x üzeri n diye yazabiliriz. Bölü. Şuraya da 100 üzeri n yazalım. Şimdi şu arkadaşlarımızın hepsini üzeri n olduğu için ortak bir n kuvvetinde yazabiliriz. Yani diyeceğiz ki buraya 3'ün karesi çarpı 10 bölü 100'ün n'inci kuvveti çarpı x üzeri n olmuş oldu. Ha, şu işlemde yapmak çok kolay. 3'ün karesi 9. 9 kere 10 90. 90 bölü 100 ya da 9 bölü 10 ya da 0,9' 9a diyebilirsiniz. Ama 9 bölü 10 diyeceğim ben. 9 bölü 10 üzere n çarpı a, x üzere n. Dolayısıyla bu bizim power serimiz toplam. n sıfırdan sonsuza kadar 9 bölü 10 üzere n çarpı x üzeri n şeklinde yazılmış oldu. Şimdi peki bunu böyle yazdıkta ne oldu diyebilirsiniz. Ne oldu? cn yerine 9 bölü 10 üzere ha yerine 9 bölü 10 üzeri n gelmiş oldu. Cn yerine 9 bölü 10 üzeri n gelmiş oldu. Ve bu böyle olduğu için c n artı 1'imizi yazalım hemen. Yani n'i n artı 1 ile değiştireceğiz. 9 bölü 10 üzeri n artı 1. Tabi şu n artı 1'deki n ile 1'i ekstrakt edebilirim. Birbirine ayırabilirim. Ne yazacağım? 9 bölü 10 üzeri n çarpı 9 bölü 10 yazacağım. Şimdi şuradaki yukarı sayfadaki formülümüzü uyguluyorum. Ne diyeceğim? L diyeceğim. Neye L diyeceğim? Limit en sonsuza giderken cn artı 1 bölü cn. E, L diyeceğim. Şimdi dolayısıyla cn artı 1'i biliyorum. cn'i biliyorum. cn artı 1 yerine 9 bölü 10 üzeri n çarpı 9 bölü n yazdığımda bölü cn'imizde 9 bölü 10 üzeri n'di. E, aha da şu 9 bölü 10 üzeri n'ler gitti. Ne kaldı geriye eski aşklarımızdan? 9 bölü 10 kaldı. Evet. Şimdi bu arkadaşımız burada dursun. Ondan sonra e, bu arkadaşımız burada dursun. Dolayısıyla Reduce of Convergence'ımızda 1 bölü L yani 1 bölü 9 bölü 10 yani 10 bölü 9 olmuş oldu. Tabi bu power serisi direkt x üzeri olduğu için yani x eksi x sıfır üzeri endi ve x sıfırımız center of convergence oluyordu. Dolayısıyla center of convergence'ımız da yani x sıfırımız da sıfır olmuş oldu. Şimdi gelelim şeye interval of convergence'ımıza. Ha, radius of convergence'ı şurada bulmuş olduk. Yani ilk sorumuzun cevabı ne? Radius of convergence'ımız bizim 10 bölü 9'dur. Peki size sorarım. Interval of convergence'ımız nedir? Ben şuraya interval of convergence yazarken siz de onu düşünün. Interval of convergence Interval of convergence'ımız nedir? Hemen yukarıda onun formülünü yazmıştık hatırlayınız. Interval of convergence'ımız şöyle oluyordu. x0-r ile x0 artı r aralığı union possible endpoints. Tabi bu İkinci küme possible end points empty set de olabilir. O zaman interval convergence'ımız sadece şurası olur. Possible end points. Dolayısıyla bizim interval of convergence'ımız x0'ımız 0, r'miz de 10 bölü 9'du. Eksi 10 bölü 9 ile 10 bölü 9 aralığı var. Union Possible End Points. kümesi. Peki bizim end pointlerimiz neler? Birisi şu birisi şu. Şimdi bunları tek tek kendi orijinal dizimizde serimizde şurada yerine koyacağız. Diyeceğiz ki for hatta bunları şöyle şey yapalım. Şöyle başlıklar halinde yazalım. Birincisi for x eşittir eksi 10 bölü 9. x yerine eksi 10 bölü 9 koyduğumuzda Bizim serimiz, bu seriye de S diyebiliriz. Bizim serimiz ne olmuş oldu? Toplam n sıfırdan 9'a kadar 9 bölü 10 üzeri n çarpı. Ha bu x 10 bölü 9'u ben şey de yazabilirim. 10 bölü 9 çarpı eksi 1 diye de yazabilirim. Dolayısıyla burada da onun eninci kuvvetini aldığımızda 10 bölü 9 üzeri n çarpı eksi 1 üzeri n olmuş oldu. Şimdi dolayısıyla buradaki 9 bölü 10 üzeri n ile 10 bölü 9 üzeri n geldiğinde burada toplam eksi 1 üzeri n gelmiş oldu. Yani bu şey. Eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 falan filan diye giden bir şey seri. Şimdi yani bazı dostlarımız bu serinin toplamının sıfır olduğunu düşünebilir. Ama öyle düşünenler çok yanlış düşünüyorlar. Çünkü burada sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Ha Peki o belirsizliği ben nasıl justify edebilirim? Şimdi eğer bu seri convergent olsaydı diyelim ki şey yani ben şu baştan başlayarak terimleri ikişer ikişer topladım. Şurada sıfır elde ettim. Şurada sıfır elde ettim. Burada sizin yani muhtemelen hani düşünebileceğiniz gibi sıfır gelmiş olacak. Ama ben şu ilk terimi çok beğendim. Ben bu terimi burada tutacağım deyip ikinci terimden itibaren eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1, eksi 1 artı 1 diye gittiğimizde bu sonsuz toplamı eksi 1 bulmuş olacağız. E bir sonsuz toplam aynı anda hem eksi 1 hem 0 olmayacağı için böyle durumlara da matematikte belirsiz durumlar diyorduk. Dolayısıyla bu possible end pointler arasında x eşittir eksi 10 bölü 9'un olmadığını anlamış olduk. Yani ne demiş olduk? Burada s is divergent. Peki ya öbür nokta? Öbür nokta da divergent olacak. Çünkü Aa, orada da for x eşittir 10 bölü 9 o zaman da S'imiz toplam n sıfırdan ha gerçi bir dakika onu baştan Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek yok ya şey o, x yerine 10 bölü 9 yazdığımızda şu eksi 1 üzeri n olmayacak dolayısıyla buradan direkt şey gelmiş olacak S eşittir toplam n sıfırdan sonsuza kadar 1 üzeri n olmuş olacak. Pardon, pardon n bile yok. 1 olmuş olacak. Bu da 1 kere sonsuzdan sonsuz. Yine s is again divergent olmuş oldu. Divergent. Dolayısıyla şu possible end point bu soru için boş kümeymiş. Öyle bir end point yokmuş yani. Ve interval of convergence'ımız da bu şekilde. Eksi 10 bölü 9 ve 10 bölü 9 aralı, aralığı olarak finalize etmiş oluyoruz. Sevgili dostlar, bir dahaki videomuzda görüşene esen kalınız.